Merhabalar dostlar, bu videoda ilk tanıtacağımız hisse katmerciler araç üstü ekipman sanayi arkadaşlar. Şimdi katmercilerde daha önce %329 potansiyel var diye söylediğimizden beri o da yaklaşık olarak da arkadaşlar 1.33'lerden 1.64'lere kadar gelmiş. Şu andaki potansiyeli %250 potansiyeli var. Hissenin gidişatı olacak gibi duruyor. Yani 2.81 hedefini arkasından da 5.72 hedefini arkadaşlar orta vadeye kalabilecek gibi duruyor şu aşamada. Neden? Baktığımız zaman bir önceki tepeyi de geçmiş. İçimoku voltun üzerine gidiyor. Gayet de güzel hacimde de ufak bir artış var şu bölge için. Ve kontrol ettiğimizde de arkadaşlar bir düzeltmeye ihtiyacı var gibi de gözüküyor. Onu da söyleyelim. Yani neden? Çünkü Bollinger Bandı'nın dışına çıkmış ve şu an içine girmiş olsa da düzeltmene yukarı çıkması arkadaşlar bizim için her zaman daha iyidir. Daha sağlıklı bir yükseliş anlamına geliyor. Direncimiz şu aşamada 1.70, 1.83 ve 2.81 olarak karşımıza çıkıyor. Destek noktası olarak da arkadaşlar en yakın desteğimiz 1.26, 1.13 ve 1.01 olarak karşımıza çıktı. Arada çok ciddi bir destek olabilecek şu aşamada herhangi bir durum söz konusu değil. Peki gelelim fiyatsal anlamda arkadaşlar. Gelelim hemen bakalım. Ichimoku, Bollinger ve Hacimoku değerlendirmeye. Ichimoku botuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 1.43 ki zaten bu da aynı zamanda bir destek olabilir, görevi de görebiliyor arkadaşlar. Az önce dedim ya arada herhangi bir fiyatsal anlamda destek yok diye. İşte bu da indikatör desteği olarak karşımıza çıkıyor. 1.43'te bir destek olarak karşımıza şu aşamada. Üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki ortalama hacimimiz 46 milyon lotken şu aşama baktığımız zaman hacim 63.85. Gayet olumlu. Hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim olumlu. Gidişatına herhangi bir bozulma yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu aşama bozulmayı gösterebilecek, hedefe ulaşmayı zorlaştıracak bir durum şu aşamada söz konusu değil. Önümüzdeki hafta ufak bir düzeltme belki yapabilir ki yapma ihtimali biraz fazla ama yine aklımızın ucunda bulunsun. Katmer'den sonra Jansa'ya bakalım. Jansa'da bizim durumumuz nedir, ne değildir diye. Jant sanayi diye baktığımız zaman burada nelerimiz var. Şimdi arkadaşlar hissede burada daha önce söylemiştik %157 bir kar potansiyeli yapma ihtimalimiz var. Şu anda yükseliş gerçekleşmeye başladığı için artık %139'a düştü. Hedeflediğimiz fiyat 281 lira. Onu da belirttikten sonra hemen direncimize bakalım. Direncimiz 114 direncimiz varmış. 114 direncimiz tabii yukarı doğru kırmış. Fiyatımız 118. Artık bu direncimizde işimiz bitti. Destek yapma ihtimalimiz var. Tabii ki düşemediği bölgeye destek olarak karşımıza çıktı. 111 desteği, 97 desteği, 82 desteği köprüden önceki son çıkış gibi düşünebilirsiniz. Hatta 72 köprüden önceki son çıkış. Direnç olarak elimizin altında şu aşamada 122 direncimiz var ve bir de şurada arkadaşlar bir tane daha gördük. Bunu neden yapmamışız? Yakın olduğundan mı? Yok, çok da yakın değil aslında. Bir de 130.5 direncimiz var arkadaşlar. Onun üzerine baktığımız zaman çanağın sol tarafındaki tepesi 154 de direncimiz var gözüküyor. Şimdi kontrol ettiğimizde hedefimizin 281 olduğunu söylemiştik. Gidişatta bir sıkıntı yok. Hissenin gidişatı yine yukarıyı gösteriyor. Önümüzdeki günlerde az bir şey de olsa bir düzeltme yapabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ki borsada sanki bir düzeltme yapacak ama ne zaman denk gelecek onu da bilmiyoruz. Borsanın genel endeksi. Hemen Ichimoku, Bollinger, Hacimoku değerlendirelim. Ichimoku botuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 108. Bizim fiyatımız kaç? 118. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar yükselmeye başlamadan önceki ortalama hacimiz 407 bin lotken fiyat yükselince hacim 673 bin lota çıkıyor. Bu da bizim için şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacim de olumlu arkadaşlar. Dediğimiz gibi yukarıya yönlü hareket başlamış. Şu anda tepeler çünkü bir önceki tepeyi de geçmiş. Ichimoku botun üzerine kapatmış ve şu aşamada arkadaşlar ciddi bir engel olabilecek bir durum. Ufak bir testte piyasası olabilir ama yani bir iniş bir çıkış olabilir ama genel trendi bozabilecek bir durumumuz değil Jansa'da. Ve Inveo bakalım arkadaşlar. Inveo bizim için ne diyor? Invio yatırıma baktığımız zaman burada düşeni bir kırmış hisse gayet de güzel. Bakın hissenin de gidişatı da güzele gidecek gibi duruyor. Bizim aradığımız neydi? Mavi tren çizgisinin üzerine atabilmeseydi. Ve baktığımız zaman burada tepe noktasına daha doğrusu şöyle diyelim tepe noktası demeyelim de mevcut duruma göre ne kadar potansiyel var? Onu da hemen kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle aşağı çektikten sonra yüzde kaç bir kar getirebilir? Gördüğümüz kadarıyla %179 civarında bir kar potansiyelimiz var. Bu da bizim için iyi mi? Tabii ki. Yani şu aşamada 23 lira 92 kuruş fiyatımız, hedeflediğimiz fiyatta 66 lira 69 kuruş diye söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar direncimizi 23.41 direncimiz kırmış. Artık hissenin gideceği yer belli. Yukarıda 28.53 35.44 direnç. Destek olarak da şu aşamada en yakın desteğimiz şurayı da ineceğiz gibi duruyor. Şurada düşemediği bölgeyi destek olarak kabul edersek 21 desteğimiz var. 19.12 ve 17.10 da bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor.
İçimoku'nun gel ve hacim olarak değerlendirirsek, İçimoku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 21.59. Bizim fiyatımız kaç? 23.92. Bollinger bandının orta noktasının üzerine çıktığı için bizim için olumlu arkadaşlar. Yalnız Bollinger bandında bir riskimiz var. Neden? Üst sınırımız arkadaşlar 23.52. Fiyatımız 23.92. Yani üst sınırı bile balonla deler gibi delmiş. Bu da ister istemez bir riski beraberine getiriyor. Aşağı yönü düzeltme riskini arttırıyor. Burada gelebileceği, düzeltebileceği yer neresi arkadaşlar? 22.73'e kadar bir geri çekilme, normal seyredilecek bir geri çekilme diye düşünebiliriz. Hacme baktığımız zaman yükselmeye başlamadan önce ortalama hacimiz kaçmış? Tam şu dip bölgesinde arkadaşlar 1 milyon 162 bin notken şu anda 2 milyon 13 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin de artması bizim için olumlu. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim olumlu olarak karşımda çıktığından rahatlıkla bahsedebiliriz. Hedeflediğimiz fiyata göre %179 kar potansiyelimiz var. Hedeflediğimiz fiyat da 66 lira 69 kuruş diyelim. Ve gelelim Selçuk Eczacı Deposu'na arkadaşlar. Select'e gelelim. Selçuk Eczacı Deposu'na baktığımız zaman arkadaşlar burada neler gözüküyor? Burada bir defa hisse düşeni kırmış, yukarı yönlü bir hareket başlamış gibi gözüküyor. Hayırlı olsun herkese olduğu gibi. Potansiyel olarak da kar potansiyelimizin altına ne gelebilir? Hemen onu da çizmeye çalışalım şuradan. Fibonacci seviyesinden. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir görüntü çıkıyor. Dibinin 26.38, tepenin de 46.241 olduğu durumda bizim için hedeflenen fiyat neresi? Bizim için hedeflenen fiyatı şu aşamada şöyle çizebilirsek kabaca arkadaşlar %102 potansiyel getirebilecek 78 lira 366 kuruş bizim için hedeflenen fiyat. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hisse bir defa düşeni kırmış, mavi trend çizgisini üzerine atmış. Burada başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Yukarı yönlü bir trend hareketi devam edecek gibi duruyor. Olası bir geri çekilmelerde yapabileceği yerlerde hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bakın şöyle bir görüntü. Bizim için geri çekilme için arkadaşlar takip edebileceğimiz trend çizgisi olarak da düşünebiliriz şu mavi trend çizgisine. Yani bir geri çekilme olasılığında arkadaşlar hemen şöyle trend çizgisi bazında bakarsak yaklaşık 34 liraya kadar bugün için geri çekilme olma ihtimali olabilir. Ve gelelim Ichimoku Bollinger hacime, pardon dirençlerimizi söylemedik. Dirençlerimiz arkadaşlar elimizin altında şu aşamada tepe noktası 46.19 ve onun biraz altında 40.22 bizim için direnç. Destek noktası olarak da elimizin altında neler var hemen onu da çizelim. Düşemediği bölge 37.22 ve onun altına baktığımız zaman da 31.733 ile 29.86 bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ichimoku butuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 35.53. Bizim fiyatımız 38.92. Bollinger bandı orta noktası üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacimimiz 33 mü? Hemen bakıyorum. 1 milyon 280 bin not arkadaşlar. Fiyat yukarı çıkarken hacim 2 milyon 400'e çıkıyor. Bu da bizim için olumlu. Yani hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim olumlu. Dediğimiz gibi ufak bir düzeltme yapabilir. Bu düzeltmenin de kökeni 34 lira kadar gelebilir. Ama illa 34'e gelecek diye de bir kesin kuralda yok arkadaşlar. Yani bir düzeltme olacağı az çok belli. Ama tabii bu seviyesinde burada Bollinger bandının orta noktası da olabilir 35 lira. Trend çizgisi de olabilir 34 lira diye düşünebilirsiniz. Ve arkadaşlar üçü de olumlu dedikten sonra hem içime okuyan bunun geri hamacım dedikten sonra kerevitaşa bakalım arkadaşlar. Kerevitaş hemen kerevitaş da nedir ne değildir diye. Kerevitaş'a baktığımız zaman hisse gayet de güzel. Bakın ciddi bir potansiyel ihtiva ediyor. Düşeni kırmış. Sadece Ichimoku bulutuna az bir şey kalmış arkadaşlar. Şu andaki potansiyeli bizim için baktığımız zaman %275 mi? Hemen kontrol etmeye çalışıyorum. Denk getirebilecek. Evet. %276 arkadaşlar bir kar potansiyelimiz var şu andaki fiyata itibariyle. 36 lira 53 kuruşa baktığımız zaman bizim hedeflenen fiyat şu andaki 9 lira 61 kuruş. Peki buradan baktığımız zaman ne var? Mavi tren çizgisini yukarı kırmış. Gayet güzel. Bunu bir defa silelim. Onun dışında arkadaşlar direncimizi de kırmış. 9.36 direncimiz gayet de güzel başarılı çalışmış gibi gözüküyor. Bunu da silelim. Elimizin altında 10.95 13.04 en yakın dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Daha da direnç yapabiliriz. Destek olarak da elimizin altında neyimiz var? Destek olarak da arkadaşlar şu aşamada 7.70 ve 6.95 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkan iki tane fiyatlarımız var gözüküyor. Ve bunun dışında Ichimoku Bollinger hacim olarak da değerlendirelim. Ichimoku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış hemen kontrol edelim. 8.76 bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız da şu aşamada 9.61. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diye rahatla söyleyebiliriz. Hacme bakalım hacim bizim için ne diyor? Pardon Bollinger band Ichimoku olumlu. Bollinger band evet hacme baktığımız zaman dip bölgesinde hacimimiz 3 milyon lot arkadaşlar. Fiyat yükselirken hacim 8 milyona çıkmış. Bu da bizim için olumlu bir işaret olarak karşımıza çıkıyor ki ciddi bir hacim girişi. O zaman arkadaşlar kerevitaş da yükseliş trendini destekliyor. Hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim komple destekliyor. Dediğimiz gibi hedeflediği bölge şu aşamada 36 lira 53 lira olarak karşımıza çıktı. Kerevitaş'tan sonra Toaso'ya bakalım. Toaso nedir ne değildir diye.
Tabii yazabilirsek. Tuval sayıda bir kontrol edelim. Yazamadık tabii yine. Hemen Tuvaso. Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları. Hisse arkadaşlar güzel bir trend çizgisini tutturmuş. Gördüğümüz kadar zaten otomotiv sektörü bu aralar oldukça iyi gidiyor ki Ford Auto ve bir Karsan'da arkadaşlar ciddi potansiyel vardı, onu hatırlıyorum ama. Neyse, Tofaş Türk Otomobil'e baktığımız zaman yukarıda bizim için hedeflenen bölge 274, trend bazına bakarsak aşağıda hedeflenen bölge 204 arkadaşlar. Hemen bir daha kontrol edelim. 274'e arkadaşlar 204. 70 puanlık bir gidiş geliş mesafesi var gözüküyor. Direncimiz daha önce 236'ymış. Bu direncimizi biraz yukarı kaldıracağız. Direnç yükselemediği bölge düşünürsek 268 destek olarak da arkadaşlar tam da şurada bir desteğimiz olacak. Desteğimiz de 246, 205, 183 ve 175 desteklerimiz, fiyatsal desteklerimize mevcut gözüküyor. Bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle kontrol edelim. İçimoku Bollinger Hacimoku değerlendirelim. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 233. Bizim fiyatımız kaç? Pardon, 233, evet. Bizim fiyatımız 259. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu. Yalnız bu aralar Bollinger bandının üst sınırına biraz sürtüşüyor arkadaşlar. Buradan ister istemez aşağı doğru bir gevşeme olma ihtimali var. Tabii bu trendi bozacak anlamda değil. Bir düzeltme ihtiyacı anlamında ama teknik olarak olumlu Bollinger bandı. Hacme baktığımız zaman dip bölgesine hacim 4 milyon not, fiyat yukarı çıkarken hacim 5 milyon 400 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin de artması bizim için olumlu. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Ve gelelim Tofaş Türk Otomobil'den sonra kaçar Halkbank'a. Halkbank'ta durum nedir, ne değildir diye hemen kontrol edelim. Türkiye Halk Bankası'na baktığımız zaman arkadaşlar hisse gayet de güzel bir yukarı doğru tutulma çabası göstermiş gibi gözüküyor. Yani şu anda %111 kar potansiyeli var arkadaşlar. Yani hedeflediği fiyat 27.52 kuruş. Şu andaki fiyatımız 13.12 kuruş. Hissenin direnci 13.97'ymiş. Direnci çok zorlayabilmiş değil. Arkasından 15.71 direncimiz var. Bu da çanağın sol tarafındaki tepe noktası. Destek olarak elimizin altında 11.76, 10.92 ve 9.94 biraz ön plana çıkan destek noktaları olarak karşımıza duruyor. Ve gelelim Ichimoku Bollinger Hacimoku değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman dip bölgesindeki Bollinger bandımız arkadaşlar 53 milyon not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 45 milyon düşmüş. Biraz sıkıntı. Ve fiyat daha da aşağı düşerken arkadaşlar yani yükselişten tepeden 45'ten 44'e düşmüş. Şu 5 güne bakarsak biraz olumluluk var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Düzeltme arifesinin arkadaşlar gelebileceği nokta neresi? Kabaca 12.79'dan bir destek alıp dönebilir veya Ichimoku bulutuna denk gelip buradan arkadaşlar 12 lira 06 kuruştan yukarı doğru kendini atabilir. Yani indikatör destek olarak şu aşama 12.79 ve baktığımızda 12.06 bizim için ciddi bir destek dönüm noktası. Hisse arkadaşlar son 5 güne bakarsak Ichimoku Bollinger band hacim de olumlu olarak gözüküyor. Hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz Türkiye Halk Bankası'nda. Ve gelelim arkadaşlar son videomuzun son hissesi Kardemir D'ye bakalım. Kardemir D'ye bunu bayağı bir isteyen vardı. Hemen baktığımız zaman tabii ilk önce bulabilmemiz lazım. Kardemir D'ye baktığımız zaman neler gözüküyor? Kardemir D'ye şöyle baktığımız zaman hisse arkadaşlar bir defa çanağını tamamlamış, hedef noktasına doğru usul adımlarla gidiyor. Buradan kontrol ettiğimiz zaman fiyatımız şu aşamada 44.91'e kadar gitme potansiyeli var ki bu da %84'e kadar denk gelen bir bölge arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Peki buradan başka nelerimiz var? Hemen kontrol edelim. Direncimiz şu aşamada 25.10 arkadaşlar, hatta 25.10 biraz da altına alacağız herhalde. 24-25 diyelim direncimiz. Destek olarak da arkadaşlar şu aşamada elimizin altında 22.12, 18.96, 17.57, 15.51 ve 13.03 desteklerimiz var gözüküyor. Hissenin gidebileceği bölgeye baktığımız zaman hissenin gidebileceği bölge zaten az önce söyledik. Yükselişe devam edecek ama burada Bollinger bandını hafiften bir düzeltme riski görüyorum ilk baktığım etapta ama şimdi hemen biraz sonra bunları da bir tanıtalım. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman Ichimoku bulutu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktası 21.54, fiyatımız 24.32 ki olumlu mu? Olumlu arkadaşlar. Bakın Bollinger bandının üst sınırı arkadaşlar en üst noktası 24.26 ama fiyatımız bunu delmiş geçmiş. Balonu deler gibi geçmiş 24.32. İşte bu da düzeltme riskini artıyor. Düzeltme etapında arkadaşlar elimizin altında şimdi 22.12 var. Bu fiyatsal bir destek olarak bir de Bollinger bandının orta noktası var 21.54. Bunlar bizim için düzeltme yapılabilecek yerler diye düşünebileceğimiz bölgeler. Dikkatli olmakta fayda var. Trend de bir bozulmuş şu aşamada söz konusu değil. Ichimoku olumlu, Bollinger bandı olumlu. Hacme baktığımız zaman dip bölgesine hacim 81 milyon not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 95 milyon nota çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim komple olumlu olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.